Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynep. Bu videomuzda 20 haftada TYT konularını bitirme serimizin ikinci hafta konularını veriyor olacağım sizlere. İsterseniz önce hangi dersler var bu hafta onları sayayım. Türkçe, matematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya ve yine felsefe olacak arkadaşlar bu haftaki konularımız içerisinde. Umarım ilk haftanız gayet verimli bir şekilde geçmiştir ve ikinci haftaya ilk haftaki konularınızı tamamlamış bir şekilde başlıyorsunuzdur. Öncelikle arkadaşlar Türkçedeki geç hafta sözcükte anlamı görmüştük. Bu hafta da cümlede anlam konusunu işleyeceğiz. Yine ben size önce konu tekrar yapmanızı fasiküllerden veya videolardan izlemenizi tavsiye ederim. Sonrasında da bol soru çözersiniz. Matematikte arkadaşlar iki konu çalışacağız. Sayı basamakları ve bölme bölünebilme kuralları. Bu aslında arkadaşlar TT Matematikte diğer konulara gerçekten temel oluşturuyor. Bölme bölünebilme kuralları AYT içinde size çok faydalı olacaktır. O yüzden bu konuyu güzel anlayalım. Geometride arkadaşlar eşlik ve benzerlik. Geometride zaten üçgenleri aslında ne kadar iyi bilirseniz o kadar iyi geometriniz olur. Bu yüzden eşlik ve benzerlik gerçekten bütün diğer konuları halletmeniz de size anahtar olacak bir konu. Lütfen bu konuyu da çok güzel YouTube'dan videolar izleyerek çalışabilirsiniz. Hocalarınızın anlatması daha faydalı olacaktır. Sonrasında da gerçekten çok ve farklı sorular çözmeye çalışın. Fizikte arkadaşlar madde ve özellikleri. Madde nedir? Maddenin halleri daha basit. Aslında bildiğimiz konular. Fiziğe bu yüzden daha kısa bir zaman ayırabilirsiniz. Kimyada arkadaşlar Geçen haftada kimya bilimine girmiştik. Şimdi de olmazsa olmaz atom ve periyodik sistem olacak. Bu atom ve periyodik sistem AYT'ye de büyük bir temel oluşturuyor. Ve zaten kimyanın temeli atomlardan başlıyor ve periyodik sistemden. Bu yüzden bu konuya da iyi çalışırsanız AYT açısından da size faydası olur. Biyolojide arkadaşlar yine yaşam bilimi biyoloji bu sefer canlının temel bileşenleri. inorganik ve organik maddeler bunları ezberlerseniz zaten biyoloji genel olarak TYT özellikle ezbere dayalı. Sonrasında arkadaşlar tarihte insanlığın ilk dönemlerini çalışıyor olacaksınız. Ben dediğim gibi Tonguç ya da Kampüs kanalının videolarını izleyebilirsiniz. Onlara bakabilirsiniz. Ben daha çok video izleyerek konuları çalışmıştım. Coğrafyada arkadaşlar coğrafi konu ve harita bilgisi. Harita bilgisi gerçekten beni zorlayan bir konuydu. Bu yüzden size de iyi çalışmanızı tavsiye ederim. Ve son olarak felsefede bilgi felsefesi. Bilgi felsefesi olarak arkadaşlar yine terimlere hakim olmasınız. Mesela bilgi felsefesi ne? Epistemoloji olacağını bilmeyisiniz. Rasyonalizm, pragmatizm, fenomenoloji. Bu tarz hemen size bilgi felsefesi denliğinde aklınızda bunların canlılığı olması gerek. O yüzden terimlere iyi çalışmanızı bu hafta size özellikle tavsiye ediyorum. Umarım TYT ilk haftanız verimli geçmiş ve ikinci haftanız da aynı şekilde çok güzel geçer. Bu konuları bu hafta bitirmeyi unutmayın. Bizimle kampa katılın. Umarım kanalıma abone olup videolarımı beğenirsiniz. Sağlıcakla kalın, başarılar dilerim.